Show Radyosu'ndan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte serin bir İstanbul akşamından, hatta serin ve zaman zaman yağmurlu bir İstanbul akşamından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına İstanbul'da yağmur var derken Ankaralılardan gelen mesajları ve Ankaralıların şu anda bizimle ilgili söylediklerini kulaklarımızın kızarmasından hissedebiliyoruz. Çünkü Ankara'da bugün yine yağmur yağmış, hem de epey bir yağmış ve yine evet yine birçok yerde böyle sular, seller almış götürmüş, insanlar sırılsıklam olmuşlar. Yani bayağı bildiğiniz böyle sağlam bir Ankara akşamı, Ankara günü geçirmiş Ankara. Tam da böyle mevsim geçişi, artık Ankaralılar için rutin durumlar bunlar. Tabii bu meselenin aslında neyini diyelim biz, aslan payını ya da böyle hani tebrik edilesi durumunu kim hak ediyor? Tabii ki eski belediye başkanı, değil mi? Yaptıklarıyla, yaptığı yatırımlarla, birbirinden güzel 1878 projesiyle Ankara'nın gerçekten de çehresini değiştirdi. İşte değiştikten sonra da bu oldu zaten. Valla ben de seni tebrik ediyorum yani. Hiç unutmuyorsun çünkü. Her fırsatta kendisini hatırlıyorsun ve hatırlatıyorsun. Ben hatırlam... Bitti ama her fırsatta... Hayır, ne? Gitti bitti ne demek ya? Ne demek bitti? Bitmez yani. Nasıl bitmez ya? Bitmez, olur mu öyle şey? Bitmez, bitmez, bitemez, bitmemeli yani. Niye bitmemeli canım? Bitmemeli. Bir insan siyasi hayatı vardır, bir yere gelir, biter. Ha, işte sen öyle zannedersin. Sonra yerinden mi doğar? Sonra bir bakarsın, hop. Bak şu an yok en azından yani. Neyse, ama yok, ama bak hissediliyor yani, onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü benim mesela Ankara'da doğmuş büyümüş çok arkadaşım var. Onlar anlatıyorlar, diyorlar ki Ankara'ya böyle yağmurlar bizim çocukluğumuzda da yağıyordu diyorlar. Yani böyle böyle şiddetli yağmur, böyle şiddetli dolu, hani biz diyorlar hatırlıyoruz. Ya sizin çocukluğunuzda yol mu vardı ya Allah aşkına? Ne vardı? Yol mu vardı yani, yol yoktu ki, orada yağıyordu araziye, ormana, tarlaya. He. Bitiyor işte, budur yani. Yalnız benim arkadaşım Çankaya'da doğmuş büyümüş, onu ne yapacağız? Çankaya'da doğsun, ne olacak? Ya böyle öyle tarlada böyle böyle falan. Ya tarlada doğmuş demiyorum. He. Çevresi çok fazla tarlaymış yani, ormanlıkmış, alanmış yani. Çankaya'nın. Evet. Çankaya ilçesinin çevresi ormanlık alanmış. Sen Ankara'yı ne zaman ne gittin? Ne var Çankaya şey mi yani? Göl mü var çevresinde yani? Hayır, Çankaya'nın çevresinde yani Ankara... Ya gökdelenler ile mi meşhur Çankaya yani? Hayır değil de Çankaya'da hep bir yerleşim varmış yani. Orada varmış ama çok azmış, onu diyorum. Yol da varmış aynı zamanda, yol yokmuş. Azmış, az. Nasıl, neymiş azmış? Yol 300 azmış. Metre mi yol varmış mesela, ne demek azmış yani? Azmış. Neye az. Göre azmış giriş yani? Giriş geliş yani böyle. Şimdi öyle mi? Şimdi değil. Yollar duble. Yok, gidiş geliş yüzüş. Şimdi, işte. Şimdi sadece ya, gidiş geliş değil yani. Normal, su akacak yer bulamıyor. He, neyse Sivricim, su akar yolunu bulur. İşte bulamıyor, bulamayınca da böyle oluyor. Şimdi biz bu durumda burada kimi tebrik ediyoruz yani? Ankaralıların günlerdir yaşadığı bu sıkıntıyla alakalı, her gün neredeyse yaşadıkları, bak 2-3 haftadır 4 haftadır sürekli böyle bir sular seller oluyor. Kimi tebrik etmemiz gerekiyor bu durumda? Tebrik edecek birisi lazım, birisini tebrik etmemiz lazım. Kimi tebrik edelim? Burada meteorolojiyi tebrik edelim mesela. Meteoroloji doğru tahminlerde bulunuyor. Aynen öyle. 15 dakika sonra diyor çok şiddetli yağmur diyor. O haber yayılana kadar zaten yağmur gerçekten iniyor, evet, mesela. Evet. Hakikaten çok isabetli tahminler yapıyorlar. Bu bak, sefer öyle oldu yani. Onu tebrik etmek lazım. Bravo. Şimdi biz bu akşam dinleyicilerimizle de zaten böyle bir program yapalım istiyoruz. Böyle kutlamalar, tebrikler şeklinde geçsin bu akşamki programımız. Böyle kimi tebrik edersiniz, neden dolayı tebrik edersiniz, kutlarsınız acaba diye soruyoruz. Ve tebrik ediyorum yapıyoruz bu akşamın konusunun başlığını. Yani böyle hani birisini kutlamak istiyorsunuzdur, tebrik etmek istiyorsunuzdur da vaktiniz olmamıştır, gidememişsinizdir, görememişsinizdir. Bu ara böyle bir işte, şimdi gerçi Ramazan girdi araya ama Ramazan hemen öncesinde bittikten sonra böyle düğün mevsimi, nişan falan öyle şeyler olacak biliyorsun. Çok yoğun. Belki gitmemişsindir, belki gidememişsindir, belki gitmek istiyorsundur da altın fiyatlarından dolayı gidesin yoktur. O da olabilir. Bak mesela çeyrek altın ne kadar şu anda? 300 kaç oldu? 314 lira mesela çeyrek altın şu anda. Aldı ya da duruyor çeyrek altın. Evet, şimdi 314 liraya çeyrek altın alacağına radyodan tebrik ediyorum dersin. Bizim ha, fırsat tanıdık diyorsun. Ücretsiz yani. Fırsatlıdır yani. Ha, yani fırsattır yani. Dolayısıyla tebrik ediyorum yapıyoruz bu akşamın konusunun yani başlığını. Yani sen de dolayısıyla Real Madrid iddiasından dolayı beni tebrik ediyorsun değil mi? Yani sen kaybettin, ben kazandım. Ya, tebrik ediyorsun. Ben seni niye tebrik edeyim? Bir niye daha söylüyorum. Allah o Sergio Ramos'un belasını versin. Ya yapma, bela oldu mu Ramos'a? Okurum ben ya, Allah Allah. Sergio Ramos'a... Ayıptır ya, futbolcu bu adam ya. O Sergio Ramos kadar var ya, boyu devrilsin onun ya. Ya şimdi takım yenildi, bir kilo baklava kaybetti.
ettin diye bu kadar olur mu ya? Bir kilo baklava kaybı. Ha bu arada baklava siparişini veremedim. Niye? Fıstıklı baklava mı kalmamış? Yok şöyle olmuş. Kredi kartının limiti bitti. Hayır hayır öyle bir şey de yok. Ekonomik kriz var. Değil. Ha o olabilir belki. Şam fıstığı krizi var yani Antep fıstığı krizi var ayrı da. Evet. Girdim ben dün şeyin sitesine Kocak Baklava'nın sitesine. Evet. Ondan sonra baktım diyor ki Ramazan boyunca diyor internet siparişi alınmayacaktır diyor. Diyorlar ki Ramazan dolayısıyla çok büyük bir yoğunluk yaşanıyor. O nedenle Ramazan boyunca şu tarihlere kadar sipariş alamayacağız diye ya yazmışlar. Ya sen koskoca Nihat Sırdar onu buradan oradan buraya bir günde getirtemezsen ben de adam değilim. Ama şimdi... Ben adam değilim zaten hayvanım da. He, o doğru evet. Ama hayır şimdi hakikaten onu ya öyle yazınca ben ne yapayım ne diyeyim ya öyle şey olur mu? Ben Nihat Sırdar olur mu bana bir istisna yapın gönderin mi diyeceğim öyle bir şey diyemem alo. Yani. Alo. Ne alo? Bu kadar bu kadar alo. Alo diyeceğim. Evet. Sesini merhaba. Tanıyacaklar zaten. Evet Türkiye'nin Show Radyosu'ndan ben Nihat Sırdar dersin. Böyle açıyormuşum değil mi ben telefonları? Alo kiminle görüşüyorum? Show Radyo'dan diye böyle direkt biliyormuşum. Evet. Yok öyle olmaz hakikaten böyle yazıyordu. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşım var Hakan mesela o dedi ki ama dedi ben dedi dün sipariş verdim dedi. Yani verilebiliyormuş. Yani isteyen isterse verebiliyor. Verilebiliyormuş mi? Meğerse. Gerçi Hakan işleri çok karışık karanlık bir adam o yine bir şeyler yapmıştır. Tanıdık niye bulmuştur. Karanlık bir adam olsun ya. Hay karanlık derken böyle karanlıkta böyle birileriyle konuşuyor ediyor falan. Hani öyle karanlıkta mı konuşuyor? Bağlantı falan kurmuştur belki diye şey yaptım abi, ben de. Abi ne diyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum her şey karanlık oluyor. Şimdi sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, böyle bir tabelamız, böyle bir hashtag'imiz var. Tebrik ediyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz. Kimi tebrik ediyorsunuz? Neden dolayı tebrik ediyorsunuz? Şimdi bak mesela Uber kullanıcılarından çok mesaj geliyor. Yani Uber'i kullananlardan mesaj geliyor. Çünkü başbakan bir talimat vermiş. Başbakan Binali Yıldırım. Ve işte bu Uber araçlarının kullandığı bir belge varmış. D2 belgesi mi öyle bir belge? Neyse o belge iptal edilmiş. Dolayısıyla bundan sonra çok ağır cezalar gelecekmiş yani Uber araçlarına. Bu da demek oluyor ki çalışmayacaklar insanlar. Yani Uber çalışmayacak bundan sonra. Çalışmayacak mı artık yani? Çalışmayacak bu durumda çalışamayacak yani. Yetki belgeleri iptal edilecekmiş. Heh. 2 yıl boyunca taşımacılık yapmaları yasaklanacakmış. Ha işte bu Uber kullananların değil mi? Yani İlkinde Uber araçları. Ceza ikinci de... İşlem. Şimdi dolayısıyla ne olacak? Yapmayacaklar insanlar bu işi demek ki. O zaman ne olacak? Bir alternatif kalmayacak yani. Alternatifsiz. Ben Uber'den memnundum ya. İşte şimdi memnun olanlar dan çok memnun mesaj geliyor. Memnun olduğum taksiler de vardı ama Uber'den de memnundum. Tamam yani ama bu güzel işte bak rekabet zaten bu. Şimdi biri ne kadar şey olursa yani biri ne kadar iyi olursa öteki de onun kadar iyi olmak için çaba gösterir. Eğer bu Uber bu kadar kullanılmasaydı yaygınlaşmasaydı son zamanlarda taksilerde bu kadar araba değişir miydi sence? Farkında mısın yeni model daha geniş daha büyük taksiler falan çıkmaya başladı. Neden oldu bu? Neden oldu bu yani? Neden oldu? Bak burada işte Uber yüzünden oldu. Hı. Aynı kalitede hizmet vermeye çünkü çalıştılar. Aklı başında olanlar. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bu işin çözümü şu kardeşim. Daha önce de konuştuk bunu. Bir kez daha söylüyorum ben. Diyorlar ki vergi vermiyor Uber. Bunun vergi vereceği yani Uber'in aldığı komisyondan vergi vereceği bir sistem kurarsın. Yasal olarak. Benim sen dediğim Uber öyle bir şirket kurdu. Devlet olarak bunu yaparsın. Yani çünkü burada şikayet ne? Diyorlar ki o Uber'i çalıştıran araba vergi ödüyor bu arada. Yani o bir şirket kuruyor çünkü. O şirket olarak gidiyor anlaşıyor şeyle Uber'le ve para ödüyor. Ama Uber o parayı uygulama üzerinden alırken direkt komisyonunu kesiyor. Ha. Diyorlar ki o komisyonun vergisini ödemiyor. Evet o para direkt böyle Uber'in yani yurt dışı Uber'in hesabına gidiyor. O zaman sen devlet olarak böyle bir yasa çıkartırsın ve dersin ki sen bunun vergisini öde ve özgür olarak çalış. Bundan sonra faaliyetlerine devam et. Bir bunu yapman gerekir. İki İstanbul'da İstanbul için özelinde söylüyorum ben bunu bir taksi sıkıntısı var. Yetmiyor yani taksi yetmiyor. Neden yetmiyor? Evet bana yetmiyor. Yetmiyor bana benim bin... Sana taksi yetmiyor mu? Yok bana 1000 tane taksi plakam var benim yetmiyor. Ben bir Gülben Ergen 2 Bülent Ersoy böyle gidiyoruz. Vallahi. Öyle değil. Yetmiyor diyorsun da. Hayır İstanbullulara yetmiyor. Bu da neden yetmiyor? Bak çok basit bir matematik hesabı var. İstanbul'da en son taksi plakası 1987 yılında verilmiş. Sonra bir daha taksi plakası verilmemiş. Bak 87-2018 nüfusun geldiği noktaya bak düşün yani. 87 yılında İstanbul nüfusu ne kadarmış? Mesela 5 milyon muymuş 87 yılında? Evet. Şu anda 25 milyonuz biz. Dolayısıyla 87'de 17 bin taksi plakası varsa çarpı 5 olmalıydı bugüne kadar. Ama böyle olmadı. Böyle olmayınca ne oldu? O taksi plakaları acayip kıymetlendi, değerlendi. Evet. Şimdi o taksi plakalarına para yatıranlar, değerli olanlar, o taksi plakası 2 milyon lira eden adamlar da
istemiyorlar yeni bir taksi plakası verilsin, taksi sayısı artsın, alternatif olsun. Ben olsam ben de istemem, para kaybediyorum. Hah işte tamam, o zaman burada devletin senin de paranı kaybettirmemesi lazım. Beni de vatandaş olarak mağdur etmemesi lazım. Bunu uzmanlar anlattılar. İstanbul belediyesi, bunu yerel yönetimi gerekirse gidecek, alacak bütün taksi plakalarını, parasını ödeyerek satın alacak insanlardan. Kaç para, bir fiyat belirleyecek, diyecek ki atıyorum 1,5 milyon lira. Olmaz, ben 2 isterim. Pazarlık ederiz. Tamam. Bir ortak bir yerde bulunacak, ortak bir şeyde, payda da buluşulacak. Bütün taksi plakalarını alacak. Bu taksi plakalarını aldıktan sonra bunlara yenilerini ekleyecek. O kadar plakayı nereye koyacak, 18 bin taksi plakasını ya? Çarpı 2. Ne, Saraçhane'ye bir yere koyarlar herhalde. Yer bulunur yani. He. O dert değil. Yani orada sıkıntı yok. Sonra bu taksi plakasının sayısını artıracak. Sonra bunun alternatiflerini yapacak. Lüks taksi, işte Uber mesela. Diyecek ki kardeşim, İstanbul'un bu taşıması ile alakalı bak biz yeni bir sistem getiriyoruz. Bu plakayı almanın, bunu çalıştırmanın bedeli bu. Kuralları bu. Şu araçları kullanacaksın, bu eğitimleri vereceksin, şoförün şöyle olacak. Sen Uber girmek mi istiyorsun? Sen bana devlet olarak, devlete şu parayı ödeyeceksin, belediyeye bu araçları İstanbul'da çalıştırabilmek için belediyeye para ödeyeceksin. Ayrıca vergini de buraya ödeyeceksin gibi gibi, böyle bir yasal düzenlemeyle hem insanların ihtiyacını karşılamış olacak, hem de diğer taraftaki kimseyi mağdur etmemiş olacak. Yani bunu çözebilmek için Einstein olmaya gerek yok ya. Yani bunu çözebilmek için ortalama insan zekası yetiyor yani. Hani valla tebrik ediyorum seni. Yönetici olan insanlar seçilmiş insanlar değil mi? Yönetici olmalarının bir sebebi var. Daha hani diğer insanlardan farklılar. Yönetebilirler, yetenekliler diye geliyorlar oraya. Belediye başkanı bilmem ne şu bu falan filan oluyorlar. Seçilmiş insanlar, aday oluyorlar. Beni seçin çünkü ben bunu yapabilirim diyor. Sen de gidiyorsun onu seçiyorsun. Aday olan, şu an seçilmiş olan görev başına değil ama. Hangisi? Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bahsetmiyor musun? Ha, o tabii. O öyle arada taca çıkmalar oluyor. Orada o öyle şeyler olabiliyor yani. O yoruluyor. Ondan sonra işte metal neydi? Metal yorgunluğu bilmem ne falan. Öyle şeyler. Neyse, yani bu insanların çözmesi lazım, yapması lazım bunu. Onu söylemeye çalışıyorum. Bak şimdi insanlar bu karardan da mağdur olacaklar. Bu karardan da mağdur olacaklar. O nedenle çok mesaj geliyor da yayının başından beri. Şimdi bir de tebrik ediyorum başlığını açtıktan sonra. İşte bunu yapanı tebrik ediyorum. Bravo, bizi yine böyle mahkum ettiler bu yollara falan diye mesajlar geliyor insanlara. Şimdi mesela ben taksi durağından genelde taksi kullanmayı tercih ediyorum. Evet. Taksi durağından da bana verilen tiyo şu. Aradığımda taksi var mı demeden önce. Gideceğin mesafe uzak bir mesafe ise şuraya gideceğim, taksi var mı dersen. He. Bak bu güzelmiş. Çünkü taksi var mı dediğin zaman şu an yok. Ama işte ben ne bileyim, diyelim Ataşehir'deyim. Oo. Ben Beşiktaş'a gideceğim, taksi var mı? Var. Abi nasıl bir taksi istersiniz? Ya şimdi mesela böyle bir tüyo veriyorlar yani. İşte enteresan değil mi? Dur, ne taksiydi o ya? Galaxy taksi. He. Alo, Galaxy taksi araba yok. Galaxy taksi araba yok. Tabii böyleydi yani, biliyoruz yani. Şimdi tebrik ediyorum konu başlığımız, bakalım dinleyicilerimiz kimi tebrik edecekler, neleri tebrik edecekler soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, böyle bir tabelamız, hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan yazıp gönderebilirsiniz. Bence taksicilerin yevmiyesi de arttırılmalı. Şimdi aklıma geldi. Ha, ya işte diyorum ya bak, ya zaten şöyle bir şimdi şey var. Şimdi aklıma geldi. Abi sen taksicilerin yevmiyesi arttırılmalı. Tabii arttırılmalı. Taksicilerin sosyal güvencesi olmalı. Olmalı. Taksicilerin sadece can güvenliği olmalı. Can güvenliği olmalı. Türkiye gibi otomotiv üretim üssü olmuş bir ülke. Yani özellikle de bu işte hafif ticari araç üretimi konusunda birçok markanın üssüyüz biz, değil mi? Dünyada, Amerika'ya araba gönderiyoruz ya, düşünsene. Amerika'da gördük biz. Ne Amerika'da? Dünyanın her yerinde Türkiye'de üretilmiş arabalar kullanılıyor. Ve bu arabalar konforlu taksi olmaya son derece müsait. Alacaksın bu arabaları, belediye olarak diyeceksin ki bu tip araç olacak diyeceksin. Marka söylemeyeceksin. Bu tip araç olacak. Şoförle yolcuların arasında bir kurşun geçirmez kabin olacak. Ondan sonra arka taraf şöyle konforlu olacak, klima olacak bilmem ne diye şartları belirleyeceksin. Böylelikle hem biz daha kaliteli, daha düzgün, daha geniş, ferah arabalara binmiş olacağız. Hem sürücülerin aynı zamanda işte can güvenliği korunmuş olacak. Evet. Onların konforu düşünülecek falan filan. Ben bununla ilgili yıllardır söylüyorum. Hatta şeyi de söylüyorum, diyorum ki ÖTV alınmasın, yani kamu hizmeti yapan taksiler yenilenirken ÖTV alınmasın, evet, diyorum. Nitekim alınmadı yani. Yara yapıldı. Yapıldı, hala da öyle. Gidiyorsun, evet, taksi yapacaksan, aracı alıyorsan ÖTV ödemiyorsun. Evet. Ama ne oldu arkadaş, yine gittiler
En ucuzunu aldılar ya. En ucuzunu, en bazını, en böyle şey olanı, en basit olanı, en konforsuz olan arabayı alıyorlar. Bunu niye yapıyorlar biliyor musun? İşte yine aynı şeye geliyoruz. Plaka sahipleri. Şimdi senin plakan var ya. Sen bir para kazanıyorsun ya. Yövmiye alıyorsun şoförlerden. Sen şimdi gidip daha pahalı araba almıyorsun. Bana ne diyorsun? Ben kullanmıyorum ki. Şoför kullanıyor. Başkası biniyor. Ben aldığım paraya bakarım. Daha fazla para harcamam diyorsun. Anadolu'ya gidiyoruz. Bak Anadolu'da gidin şimdi, Anadolu'daki birçok şehirde gördüğünüz taksilere inanamazsınız. Ne arabaları taksi yapmışlar biliyor musunuz? Çünkü kendileri çalışıyorlar. Onların arabaları ve onların plakaları. Şimdi mal sahibi, plaka sahibi gibi bir kavram olunca ve işte çalışanlar da böyle yövmiyeli ve dediğin gibi 3 kuruş yövmiyeye çalışan insanlar olunca ne onların can güvenliği ne de yolcuların can güvenliği oluyor. Ben taksi şoförlerinin yanındayım. Ona göre. Nasıl yani, anlamadım. Yani demin o yövmiye arttı falan, o yanlış anlaşılmasın. Ceplerine giren para artmalı diyorum taksi şoförlerine. Ha, yövmiye. Ha, tabii. Yani ceplerine giren para artmalı. Evet, o biraz ters oldu çünkü yövmiye olunca evet, mal sahibine verilen para gibi oldu. Kazançları artmalı diyorum ben. Tebrik ediyorum seni, güzel kıvırdın ama. Hayır, amacım oydu zaten. Güzelce kıvırmak da amacın değil mi? Hayır, amacım tamamen buydu. Seçimlere hazırlanıyorum. Şimdi bekliyoruz mesajlarınızı ve hemen dönüyoruz. Akşam trafiğine, salı akşamı trafiğine şöyle bir göz atıyoruz, bakıyoruz. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı, en kolayı Vankar yol durumunu sunar. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Vankar. Salı gününün akşamındayız. Demin de söylemiştik, yağış Ankara'da yine etkili. Ankara'da yollar, akşam trafiği epey bir yoğun. İstanbul'da da zaman zaman yağmur var. An itibariyle %55-56 civarına gelmiş bir yoğunluk köprülerde. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Hastal civarında duruyor ikinci köprü trafiği. Birinci köprü trafiği Çağlayan'dan sonra başlıyor E5 üzerinde. Tünel girişinde yoğunluk var. Samatya'ya kadar uzamış vaziyette tünel girişinden Kumkapı'dan geriye doğru. Tünelden çıktıktan sonra Koşu yolu civarında başlayan ve aralıklarla Küçükyalı'ya kadar süren bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Birinci köprüyü geçtikten sonra Altunizade sonrası yol açık. İkinci köprüyü geçtikten sonra TEM'de çok ciddi bir sıkıntı yok. Ataşehir'e gelene kadar buradan sonra aralıklarla Kozyatağı'na süren bir yoğunluk var. Yine Anadolu yakasında TEM'de Sultanbeyli Dudullu arası olmuş. Burada da çok ciddi bir yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprüler gayet rahat. Birinci köprüde, ikinci köprüde. İkinci köprüyü geçtikten sonra TEM'de Hastal civarı yoğunluğu bu akşam da mevcut. Hastalı geçtikten sonra açılan trafik Hürriyet Gazetesi civarında yeniden duruyor ve buradan Mahmut Bey gişelere kadar sürüyor. Mahmut Bey gişelere doğru dramın derecesi bu akşam epey artmış. Örneğin Basın Ekspres yolunda şu anda Kuyumcukent civarında trafik duruyor. Bahçeşehir tarafından geliyorsanız Isparta Kule'yi geçtikten sonra Altınşehir civarında yine Mahmut Bey'e kadar süren bir eziyet maalesef sizi bekliyor. E5'i kullanacak olanlar içinse şu anda Zincirlikuyu geçtikten sonra Mecidiyeköy, Haliç arasının çok yoğun olduğunu, Haliç'i geçtikten sonra da bu akşam trafiğin aralıklarla Avcılar çıkışına hatta Beylikdüzü rampasına kadar sürdüğünü görüyoruz. Yani birkaç gündür, hatta bir haftadır falan neredeyse en yoğun trafiğini yaşıyor bu akşam E5. Bu da dediğimiz gibi yağışla alakalı biraz. Sahil yolunu kullanırsanız burada da Zeytinburnu Bakırköy arasında yaşanan bir yoğunluk olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı, en kolayı Vankar yol durumunu sundu. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Vankar. Radyosunda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Salı gününün akşamındayız. 6.30'a doğru yaklaşıyor saat ve bu akşamın konusu kutlamalar, tebrikler. Tebrik ediyorum bu akşamın konusu. Kimi tebrik ediyoruz? Neden tebrik ediyoruz acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Önce seni tebrik ediyorum. Beni tebrik ediyorsun. Evet. Bravo. Neden dolayı? Bu girmiş olduğun sitede. Evet. İşte sipariş, internet siparişi Ramazan boyunca alınamıyor dediğin sitede. Evet. Böyle yazmıyor. Ramazan bayramı yoğunluğu nedeniyle bayram için vereceğiniz siparişleri 9 Haziran'a kadar verin diyor. Öyle mi diyor? Uyarı o. Ha ya, ben şimdi demek ki... Ne
Neyse ki siteye girdim. Gördüm. Hay Allah ya. Demek ki bende de böyle bir... Ama dün ben şimdi gece çalıştım. Ondan sonra çok da böyle yorgundum hakikaten. Tabii. O arada böyle işimi bitirdikten sonra yatmadan önce bir baktım hani geceden siparişi vereyim de gelsin diye. Hepsine demek ki kabul. Ben yanlış anlamışım demek ki. Hafta sonuna kadar gelir herhalde. Çok özür dilerim. Gelir gelir, hafta sonuna kadar gelir. Ben bu gece siparişi veririm. Mutlaka hafta sonuna kadar ulaşır yani, merak etme. İnanıyorum. Emeğiniz emanetimizdir. İşte öyle demeseydin gelirdi. Öyle dedin, şu anda sakata bindi. Ya ben bugün ona çok güldüm. Bugün sabah işte böyle bakıyorum gazetelere. Hürriyet gazetesinin olabilir. Birinci sayfasında bir haber var. Ya da başka bir gazete de olabilir. Habertürk de olabilir. Neyse işte 3 aylık esaret bitti falan diye böyle bir haber var. Dedim ki kimin esaretiymiş bu falan dedim. Hani biz böyle çocukken de işte sınavlardan önce hep anlatırlardı, işte sınav sorularını hazırlayan işçiler işte bir yerde kalıyorlar, asla dışarı çıkmıyorlar, şöyle işte soruların güvenliği için falan filan değil mi? O uygulama hala devam ediyormuş. Ne kadar saçma ve ne kadar enayici aslında. Neden enayici olduğunu söyleyeceğim. 105 gün boyunca o sınav sorularını basan matbaada çalışan işçiler dışarı çıkamamışlar. Sınav şeyleri, kitapçıklarının basımı bitince artık dün itibariyle ailelerine kavuşmuşlar. Bunu da böyle sür manşetten vermişler işte, esaret bitti falan diye. Ya benim anlamadığım şu. Şimdi 105 gün boyunca o işçiler çıkmıyorlar, orada kalıyorlar. Ailelerini göremiyorlar, bak düşün, bayağı bildiğin hapis hayatı gibi bir şey yani. Bunun için onlara ekstra bir şey veriliyor mu onu da bilmiyoruz. Peki bu kadar zahmete giriliyor. Abi ondan sonra ortaya çıkıyor ki bu zahmetlere girilirken herif ÖSYM'nin binasından kablo çekmiş ya. Tabii yani. Başka bir üniversite binasının arada da kaç kilometre var bu arada bak. Kablo çekmiş bilgisayardan, şeye de zahmete de girmiyor bak, hani orada soruların olduğu bilgisayara işte şeyi taktım, böyle işte o belleği taktım, böyle taşınabilir belleği taktım, oradan kopyaladım aldım götürdüm, ona da girmemiş, direkt kablo çekmiş. 3 haftalık hapis bitti diyor, hürriyet vermiş, evet. Heh, işte bak gördün mü ya, böyle şey olur mu ya? Yani sen orada insanlara 3 hafta orada yatıracaksın, ondan sonra anlayacağız 20 yılın bütün sorularını el altından vermişsin. Ne manası kaldı? Boşu boşuna enayice insanlar çıkamadılar, evlerine gidemediler. Ne ailelerine olacak? Ailelerine kavuşmuşlar. Bayağı şey yani, böyle çoluk çocuk ağlaşıyorlar abi. Yani. Tabii 3 hafta annesini babasını göremeyen çocukları düşünsene evet sen. Evet ya. Niye işte göremiyorum babamı diye soruyor mesela annesine. Diyor ki işte baban diyor sınav sorularını hazırlıyor diyor. Kimse çalmasın diye evladım diyor. Onun için yapıyor falan diyor. Sonra çocuk böyle okumayı biliyor. Açıyor gazeteyi. İşte ÖSYM sorularını işte bilmem kim almış. Öteki soruları bilmem kim almış. O soruları el altından birilerine vermişler. Ne oldu o zaman yani? İçeride oturana yazık oldu diyorsun. O zaman ben ÖSYM'yi tebrik ediyorum. Burada müsaade ederseniz. Benim de tebriğim o tarafa doğru olsun evet. Yani. Cumhurbaşkanı adaylarını tebrik ediyorum diyor. Barış göndermiş. Bizi tek bir insana muhtaç etmedikleri için. Yani bu bile bir şey diyor en azından yani. Mesela, çok yani katılım çok. Ha, hiç aday da olmayabilirdi diyor. Şimdi bu sefer diyor bak diyor çok aday var diyor bir, yani. Bir değil, iki değil, üç değil. Evet doğru. Altı tane aday var. Altı tane aday var, bravo, doğru. Bir tanesini hiç göremiyoruz gerçi ama evet doğru öyle yani. Altı tane evet. Rıza Baba'yı tebrik ediyorum. Arka Sokaklar. Arka Sokaklar abi. Biliyorsunuz Türk televizyon tarihinin en çok yayını 1800. 1878 yılından beridi, 1878 bölüm herhalde olmuştur. Helal olsun Arka Sokaklar ekibine, yıllardır suçlu bırakmadılar dışarıda diyor. Bravo, doğru. Acaba diyorum bazen gerçekten bu İstanbul'un asayişini mesela Rıza Baba ve ekibine bıraksaydık. En azından bir semt mesela çok şey olur muydu böyle, acayip böyle huzurlu ve güvenli olur muydu? Bence olabilirdi yani. Bence ulaşım işini de onlara verebiliriz. Ya çünkü hızlı gidiyorlar. Çok hızlı gidiyorlar yani. Kavacık'talar, Beylikdüzü'nde olay var. Zıt oradalar herifler. Mümkün değil öyle bir şey yani. Ama yapıyorlar bunu mesela. Bu da olabilir. Evet. Arka arkaya 22 üçlük atışı kaçıran Houston Rockets'ı tebrik ediyorum diyor Serper. Ha, değil mi? Onlar elenmişler. 2-0'dan gelip kim şu anda şey finale çıkmış? Onu yazmış. LeBron James'in takımı galiba değil mi? LeBron James mi çıktı? Evet, LeBron James. Zaten yok artık LeBron James diye de herkes evet. Şey yapıyordu, bugün sabah konuşuyordu. LGS'ye 5 gün kala benim oğlan, izninizle kendisini tebrik ediyorum. Kafa zehir gibi çünkü diyor. Valla ben de tebrik ediyorum. LGS'ye girecek olanları şimdiden tebrik ediyorum. Anne, efendim oğlum, bugün 2 deneme çözmeyelim. Oğlum biz ne zaman bir günde 2 deneme çözdük? Tamam işte ben de onu diyorum. 2 deneme çok, 1 deneme yeter. Güzel. Çocuğun kafa ama gitmiş, ben sana söyleyeyim.
Bu çok hayra alamet değil yani. Değişik yönden bakıyor olaylara. Bence tebrik etmeyi bırakın, siz çocuğu bir havalandırın. Havalandırın derken? Yani bir oksijene çıkarın yani, ha. Böyle bir dışarı çıksın, gezsin, dolaşsın. Ne bileyim ben, böyle bir belli, çok böyle benim çok arkadaşlarımın mesela çocukları var. Gerçekten sınav tarihleri yaklaştıkça çok bunalıyorlar, biliyor musun? Çok fazla ders ya, çalışmaktan oluyor yani. Bu sene neye gireceklerini bilmiyorlar yani. Gireceklerini biliyorlar da çıkacağı bilmiyorlar yani. Kendimi tebrik ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Bravo. Bu kadar uykusuzluk kimsede yok. Çok uykum var diyor. Şimdi çok uykunuz var, uyuyamıyorsunuz ama yattığınız zaman. O zaman bu nedir? Şey neydi? İnsomnia mıydı? Öyle bir rahatsızlık vardı değil mi? Şey, uyuyamayanlar mı? Ha, uyuyamama rahatsızlığı yani. Hiç mi uyuyamıyorsunuz? Uykun olduğunu biliyorsun ama uyuyamıyorsun mesela. Allah Allah. Valla biz çok güzel uyuyoruz ya. Siz kesin, yeni kesin dönüş yapmış herhalde ki. Ondan uyuyamıyor olsa gerek. Biz yoksa baktım o kadar olay oluyor. Gayet rahat uyuyoruz yani. Türkiye-İran maçında. Evet. Biz 2-0 öndeyken. Heh. Gol yersek maçın 2-1 olacağını tahmin eden spikeri tebrik ediyorum. Vallahi doğru tahmin. Yedik ve 2-1 olduk. Öyle mi dedi spiker? Abi demek ki bu Ömer Üründül psikozu artık spikerlere de sirayet etmeye başladı. Allah Allah. Maç 2-0 giderken böyle mi dedi gerçi? Evet, bir gol yersek 2-1 olur. Bence orada şöyle başlıyor. Şimdi cümleye şöyle başladı o. Beyinde oluşan cümle, bir gol yersek üst olurdu. Ha, onu söyleyemedi. Şimdi bir gol yersek dedi, fakat sonra televizyonda olduğunu anladı. Çünkü bir yandan da kupona bakıyordu belli ki. Bir gol yersek 2-1 olur. Bir gol yersek 2-1 oldu vallahi. Diye bence çevirdi orada spiker. Eğer böyle yaptıysa ben yine kendisini tebrik ediyorum. Çok zeki bir insan yani. Hemen böyle cümleyle ağza giden sesi, yani çıkan sesin böyle değişmesi. Değiştirmesi. Gerçekten çok takdire şayan yani. Bakalım. Şampiyonluktan dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum diyor mesela bir dinleyicimiz. Güzel. Tabi bu da gayet doğal yani. Bugün benden not isteyen en az 30 öğrencime sakin sakin cevap verdiğim için kendimi tebrik ediyorum. Ama şimdi öğrencilerin de tam not isteyeceği zaman ya. Karneler hazırlanıyor. İşte karneler hazırlanıyor, notlar veriliyor, bilmem ne oluyor. Tam da o sırada bütün o meşguliyetin içinde bir de öğretmenlere geliyorlar. Öğretmenim bana biraz daha not, bana bir not daha verseniz falan diyorlar. Öğrenciler geliyor, evet. İşte onun için öğretmenlerin de zor bir dönemi yani. Marmara Üniversitesi müzik bölümünü yer yok diye kapatmaya çalışanları tebrik ediyorum. Şarkılar da yaşar zaten. Hmm. Oh diyor. Ama yok gerçekten, şimdi şarkı söyleyecek yer yok. Müzik bölümünü kapatıyorlarmış, yer yok düşün, işte o yer yok diye, o yüzden mesela ona yer yok. Ama mesela şey, okçuluk için yerimiz var. O biliyorsun müzik, biz çok şarkı falan şey, ama ok bizim için çok önemli. Onun için her türlü yer bulabiliyoruz. Salonlar yapıyoruz, yeni yerler yapıyoruz, açık alanlar yapıyoruz mesela. Onlara yer var. Ama müzik zaten bizim halk olarak çok sevdiğimiz bir şey olmadığı için ona gerek yok yani. Müzik için yere gerek yok. Müzik her yerde yapılabilir. Ama işte üniversite okul bu yani, okul ya hani. Okul diye düşündüğün zaman öyle değil yani. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize, sizin tebrik ediyorum dediğiniz kim var, neler var, neden tebrik ediyorsunuz diye soruyoruz. Böyle bir kutlama programı yapıyoruz bu akşam, dinleyicilerimizin kutlaması için bir program yapıyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek devam ediyoruz. Yayınımıza salı akşamındayız. 7'ye 20 dakika var saat. Ankara'dan dinleyicilerimiz görüntüler gönderiyorlar, videolar, fotoğraflar gönderiyorlar. An itibariyle Ankara'da yine çok şiddetli bir yağış var gerçekten de. Bayağı böyle Eskişehir yolunda hani bir küçük bir dere akıyor, öyle söyleyeyim yani, arabaların arasından, hani arabaları sürükleyecek kadar değil ama hani bir ayaktaki bir insanı etkileyebilecek şiddette böyle bir şey var, su var bazı yerlerde. Yine ciddi bir sıkıntı var. Ben şimdi meteoroloji
radarına da baktım. Radar görüntüsünde de Ankara'nın üzerinde epey büyük bir sistem var. Ve önümüzdeki böyle bir yarım saat, bir saat boyunca da geçmeyecek gibi görünüyor. Onu söyleyeyim, Ankara'da dinleyenleri uyarmış olalım. Ama bence zaten meteorolojinin uygulamasını takip alsınlar. Hakikaten meteoroloji dakika dakika uyarılarda bulunuyor. Ya oradaki uyarılar da gerçekten birebir tutuyor. Meteorolojinin uygulamasını, yani bir sürü program indiriyorsunuz abuk subuk telefonunuza. Şu meteoroloji uygulamasını indirin. Hayat kurtaran bir şey yani. Daha önemli bir şey. Bildirimlerini de açın onun. Yani gidip şey böyle işte ne bileyim ben inciri bilmem ne karpuzu ortadan bölme oyunlarının bildirimlerini açık tutuyorsunuz. Meteorolojinin uygulamasının bildirimlerini açık tutmuyorsunuz. Ya o nasıl bir örnek? İnciri ortadan ikiye bölme oyununun bildirimi ne olabilir ki? Ne bileyim abi, böyle yeni var ya. İncirler geldi falan. Ha işte böyle karpuzların bilmem neleri böyle ortadan bölüyorlar oyunlar var ya. O çok eski bir oyun gerçi ama. Ama olsun, bildirimi ne yani onun? İşte onların bildirimleri açık olduğu zaman o oyunun güncellemesi geldiğinde, bir şey geldiğinde bling bling bir şeyler çıkıyor. Ben çok görüyorum böyle minibüste orada burada açıyor bakıyor, ben de önemli bir şey mi falan diye böyle bir gözüm kayıyor. Bir bakıyorum oyundan bir şey gelmiş, bilmem ne şey 2500 puan kazandınız, akşam bununla dürüm yersiniz falan gibi bir şey yazıyor akşam mesela. Akşam dürüm yersiniz. Tabii oyunlarda dürüm mürüm oluyor. Bu kadar uzak olduğum belli yani. Ama hakikaten okey oyunlarında şey var işte, masada oturanlar, online oynayanlar birbirlerine öyle şeyler gönderiyorlar. Yalandan tabii ama anandan. Olsun, dürüm gönderen, künefe gönderen falan. Bir insan bir insanla böyle hani hiç tanımadığı bir insanla internet üzerinden bir şey oynarken niye ona künefe göndersin ya? İşte böyle bir jesttir yani. Sanal bir jest. yani ne diyeceğimi bilmiyorum buna, ne denir yani. Bak şimdi Sunay Akın bize bir mesaj göndermiş, diyor ki. Bir dakika dur, Sunay abi kimi tebrik ediyor acaba, çok evet. Merak ettim. Onun takdirini kazanmak, onun tebriğini almak bence son derece önemli çünkü yani. Buyurun. Seni tebrik ediyormuş. Ciddi mi söylüyorsun? Hayır, ciddi değil de bir şaka yapıyorum. Ya ben de sevindim ama ya. Altınordu U17 futbol takımını tebrik ediyorum diyor. Evet. İspanya'da düzenlenen Mundial'de kulüps futbol turnuvasına katılan Altınordu'nun U17 takımı Barcelona U17'yi 2-1 mağlup etti. Öyle mi? Barcelona'yı yenmişler. Bravo. Evet, ve yarın da Brezilya ekibi Santos FC ile karşılaşacaklar. Yarın final mi oynuyorlar acaba? Yarınki maç final mi yoksa? Yok, galibiyette yani bir puan usulü. İkinci sıraya yerleşmişler bununla. Süper. Yarın da Brezilyalı Santos'la karşılaşacaklar. Altınordu U17. Ya Altınordu... Dolayısıyla diyor ki pardon. Evet. Hem kendilerinin hocalarını hem de futbolcularını tebrik ederim diyor. Ben de tebrik ediyorum. Ben Sunay abiyi bu konuyla ilgili tebrik ediyorum. Çünkü Sunay abi Altınordu'ya gitti. Yani Altınordu'nun kampına, onların işte eğitim verdikleri tesislerine, okullarına gitti. Oradaki öğretmenlerle, hocalarla, çocuklarla, sporcularla konuştu. Anlattı. Ben de takip ettim sosyal medya üzerinden. Bayağı şeydi değil mi? Mesela tesislerde bayağı kitaplar falan vardı yani. Evet, çok enteresan ya. Mesela futbol oynayan çocuklar kitap okuyorlar falan. İlginç yani. Bana da çok enteresan geldi. Ama olabiliyor öyle şeyler bazen. Ama öyle olunca da işte ne oluyor? Başarı böyle geliyor. Biz Altınordu'yu, Altınordu Kulübü'nü buradan Sunay Akın vasıtasıyla bir kez daha tebrik etmiş olalım. Tebrik ederiz. Şimdi bu demin Amerika'daki bu finallerle ilgili, NBA finalleriyle ilgili Golden State elemiş Houston'ı. Cleveland ve Golden State final oynayacaklarmış. Yani final playoff serisi Cleveland ve Golden State arasında olacakmış. LeBron da Golden State'te oynuyordu galiba değil mi? Golden State'in oyuncusuydu LeBron James. Ben öyle hatırlıyorum ama. Tabii sana böyle şeyler sormayayım ben. Doğru, ben daha doğru şeyler sorayım. Küçükkuyu Belediyesi'ni tebrik ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Neden tebrik ediyor biliyor musunuz? Çünkü Küçükkuyu Belediyesi bir duraklarına Can Yücel durağı ismini vermiş. Yani bir otobüs durağı ya da bir minibüs durağı, anladığım kadarıyla Can Yücel durağı yazıyor durağın üzerinde. Altında da yine Can Yücel'in bir şiiri yer alıyor. 20 yaşımı 35 yaşımın karşısına oturttum. 40 yaşımın karşısına da ben geçtim. 20 yaşım 35 yaşımı tutucu buldu. 40 yaşım ikisinin de salak olduğunu söyledi. Yatıştırayım dedim. Sen karışma moruk dediler. Büyük hır çıktı. Süper. İşte bu şiiri durağın üstüne koymuşlar. Can Yücel'in de bir fotoğrafıyla birlikte. Küçükkuyu Belediyesi böyle bir şey yapmış. Biz tebrik ediyoruz Küçükkuyu Belediyesi'ni. Bak, tebrik edecek şeyler var yani. 1400 yıldır orucu neyin bozacağını öğrenemeyen millete
yazılımdan, teknolojiden, atom fiziğinden, uzay madenciliğinden, robotikten, yenilenebilir enerjiden bahseden Muharrem İnce'yi tebrik ediyorum diyor bir dinleyicimiz. İzotop işte. Değil mi? İzotoptu da yani. Evet, ben anlamadım onu. Neyle bozacağını derken? Yani işte bu hani sürekli konuşuluyor ya, biz kendimizi bildiğimiz, yani ben de hakikaten hani 42 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli sürekli orucu neyin bozduğu konuşulur. Ha, ne bozar ha? Ne bozar diye hep bu konuşulur yani. Ben hani ben mesela biliyorum şahsen, 42 yıldır öğrendim artık. Hala mı öğrenemiyor ve kocaman kocaman insanlar. Bir de ben ne dedim sana Ramazan başlarken, bu dedim programlarda. Bu iftar ve sahur programlarında böyle bir yerlerde yapıyorlar da soru soruyorlar ya. O sorular, evet. O sorular içinden ne kadar abuk sorular gelecek göreceksin. Rating için neler soracaklar, evet. Dedim. Bak daha Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz? En az böyle 15-20 tane öyle abuk subuk soru çıktı ya. Neler neler soruyorlar ya. Bir tane ben duydum, şu an yayında söyleyemeyeceğim yani. Ki yayında oldu. Ama ben anlamadım şimdi. Yayında söyleyemeyeceğim bir şey nasıl yayında oluyor? O yayında oluyor da bu yayında olmuyor mu yani? Hanımefendinin eşi yüzünden orucu bozulmuş. Dedi ki bunun dedi, ben mi dedi cezasını çekeceğim, eşim mi dedi. He. İşte böyle yani. Sonuç ne olmuş? Ya sonuç, senin bir suçun yok, sen bir gün tutarsın dedi. Yani onun olacak. Haberi olmamış mı yani? Kimin? Hanımefendinin. Kimden? Neyse çok neyse, evet, ben... geçelim bunu. Bunları mı konuşuyorlar sahur programında gördüm. Ya bak. Ben televizyonda gördüm yani. Sahur programında, iftar programında bunlar mı konuşuluyor yani? Evet. Marjinal biziz ama, değil mi? Sen marjinalsın, orası muhakkak. Tabii. Kayınpeder damadına yazıyor. Yiğidim falan diye böyle. Senden çok hoşlandım diye. Marjinal biziz ama yani. İyi. Telefonumdaki hava durumunu gösteren uygulamayı tebrik ediyorum. Havayı sadece kapalı gösterdiği için almadığım şemsiye yüzünden ıslandım, dondum diyor. Burcu göndermiş. Hangi uygulamayı kullanıyorsunuz acaba? Demek ki doğru bir uygulama değil herhalde. Orantısız fren ve klima kullanımı konusunda Guinness'e girmeyi hak eden İETT şoförlerini ve bunu her yazışımda kim o, hangisi, no'su kaç diye tepki veren... Ama asla bu durumun özel değil, genel olduğunu anlamayan beyaz masayı tebrik ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Bunun bir standardı olur halbuki, değil mi? Yani bir standart olur mesela. Bak sen otobüsten bahsediyorsun kardeşim. Uçaklarda bile bunun standardını daha yeni yeni getirdiler. Onu da tam uygulamıyorlar. Ya arkadaş, şu uçağın bir içinin hava sıcaklığının bir standardı olur ya. Yani biz her uçağa girdiğimizde böyle deli gibi terlemek, ondan sonra o terin üzerine bu diye böyle buz gibi yemek zorunda mıyız? Her seferinde böyle oluyor yani. Düzelmedi mi hala? Düzelmedi işte, son yok. Son birkaç sefer fena değil mi sanki? Yok, ben mesela geçenlerden Belgrad'dan dönerken aynen dediğim gibiydi yani. Girdik, piştik, ondan sonra motorlar çalıştı, donduk. Ondan sonra böyle işte battaniye var mı falan şeyleri oldu böyle arka arkaya. Ondan sonra şikayet oldu demek ki. Bu sefer battaniyeleri alıp böyle yanlara atmaya başladılar. Sıcak oldu çünkü. Bunu kimin keyfine göre neye? Halbuki birisinin keyfine göre ne yolcunun, ne kabin amirinin, ne pilotun keyfine göre ayarlanmaz ki. Bir standardı olur bunun. İşte dediler hatta 23 derece olacak dediler. 23 derece olur bu yani. Yerde de 23, yukarıda da 23. Hep 23 olması lazım. Bunu yapabilecek sistem de uçakta var bu arada. Ha. Ya. En kötü peki, götürürsün. Yukarıda 23 zor değil mi ya? Yukarıda 23. Eksi 60 falan oluyor ya orada. He. Hani diyorlar ya, klimanın dışarıdaki hava sıcaklığına göre 6 derece altında tutulması mantıklıdır falan. Evet, işte orada da yolcu olarak senin sorumlulukların var. Yeteri kadar hohlarsan eğer 23'e denk geliyor. 150 kişi aynında hohladığını düşün mesela. Hemen o eksi 60'tan 23'e çıkıyorsun yani. Vay be. Ya o ne demek ya? Hani öyle diyoruz ya, öyle anlatıyoruz ya. Dışarıdaki ya, havadan dışarıdaki olur mu? Dışarıdaki hava sıcaklığıyla arasında bir 6 derece olmalı diyoruz. Yani o, dışarısı 30'sa sen klimanı 24'e ayarla diyoruz. Bu 900 kilometre hızla giden bir hava aracı için geçerli değil bu. Tamam. Biz bunu ev için söylüyoruz, yerinde duruyor. He. Seni arada böyle bir A Haber'e ya da A Radyo'ya falan göndersin. Ne yapsın? Ben hay, kafa böyle çalışıyor biraz da, o yüzden söylüyorum yani. Ben şimdiden Ali Koç'u ve biz Fenerbahçelileri tebrik ediyorum diyor. Arif göndermiş. Ali Koç'un kazanacağına son derece inanmış anladığım kadarıyla. Bu hafta sonu değil mi seçim? Evet, bu hafta sonu. Pazar günü. Pazar günü olacak. Fenerbahçe stadında olacak. Kök hücre bağışı için gittiğim Kızılay Kan Merkezi'ndeki
Benden kan alan hemşireyi çok ama çok tebrik ediyorum. Sayesinde kolum mosmor oldu diyor. Gökhan göndermiş. İşte orada biraz zamanlama önemli. Siz böyle hiç gitmeyeceğiniz bir vakitte gitmişsinizdir. Tam böyle çay konulmuştur. Tam muhabbete girilecektir. O sırada böyle kolunu uzat diye gösterince. Oluyor öyle. Benim başıma geldi, oradan biliyorum ben. Ama işte onun da ne zaman olacağı belli olmuyor. Ağrıda da öyle oluyor mesela. Ben gidiyorum işte böbrek taşı ağrısıyla. O sırada tam da böyle dedikodunun en güzel yerindeler, tamam mı, hastanede yani. Fakat ben de onu bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Bir de ağrım da çok var. O yüzden kesmek zorunda kalıyorum. O muhabbeti kestiğim için sonra ben kabahatli oluyorum tabii. O iğne nasıl giriyor biliyor musun damara? Ya şöyle, ama senin gibi bir tane gelse tamam, anlaşılır. Çok gidiyoruz, doğru diyorsun. Ha, yani sürekli gerçekten kesiyorsunuz yani. Halbuki ne işimiz var hastanede? Gidip kasapta tedavi olsa, orayı meşgul etmesek sorun olmayacak yani. Hayır, hemen her şeyde gitmeyin kardeşim. Biraz doğru, bekle doğru. Ya. Bence de yani. Önce manav, sonra kasap, deneyelim. Geçmezse... Kendi iğneni kendin yap. Ev arkadaşı arayanları tebrik ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Yalnız şöyle, öğrenci evine ev arkadaşı aramak için bir ilan vermişler. İzmir'de oluyor bu. Ata Caddesi'nde 2+1 full eşyalı ev için herhangi bir dünya klasiğinden, herhangi bir dünya klasiklerinden, Türkçe yalnız süper bu arada, en az 3 tane okumuş, tercihen Atatürk inkılaplarını ezbere sayabilecek, kısacası kendini geliştirmiş saygılı bir ev arkadaşı arıyoruz. Ama işte bu ev arkadaşı da mesela Türkçesi iyi olan dese sen o batıyorsun zaman, orada. Tabii sen de bulamayacaksın bu sefer. Vay be, bu neymiş ya, dünya klasikleri falan istiyor. Düğün sezonu açıldı. Evlenecek çiftleri şimdiden tebrik ediyorum. İyi halt ediyorsunuz. Altının fiyatından haberiniz var mı? Battık ya, diyor. Bir ara 333 miydi, öyle bir şey olmuştu ya böyle şekilli. Çeyrek altın değil mi? Ha, şu an düştü yine 314 falan. Çok çok düştü gerçekten, 314. Neydi öyle 330 yani? Evet. 314 olması iyi oldu, piyasa rahatladı, güzel oldu. Sayın Ali Koç'u Fenerbahçe başkanlığı aday olup işi gücü bırakıp şehir şehir ülkeye gezip taraftara değer verdiği için ve çocukluk hayalinin peşinden koştuğu için tebrik ediyorum diyor Ertap göndermiş. Aziz Yıldırım'a bir Galatasaraylı olarak sizin gelmenizi isterim diyen spor yazarına kast edileni anlamayarak teşekkür eden başkanı ben de ironi yaparak tebrik ediyorum. Öyle mi olmuş yani gerçekten? Böyle bir ironi mi varmış yani? Bilmiyorum, böyle bir... Şimdi benim arkadaşlarım, Galatasaraylı arkadaşlarım ironi yapıyorlar mesela. Bayağı bildiğin Aziz Yıldırım propagandası yapıyorlar. Tam o başka da kendisine böyle yapılmış mı yani? Hatta şey, Galatasaray taraftarı yaptı değil mi? Taraftarız biz, çekeriz cefa, Aziz Başkan bizi bırakma falan diye. Büyük tribün desteği vardı yani. Onu da gördük maalesef. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize, sizin tebrik ediyorum dediğiniz ne var acaba diye soruyoruz, kimler var acaba diye soruyoruz. Tebrik ediyorum bu akşamın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Şov Radyosu'nda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Salı gününün akşamındayız. Tebrik ediyorum bu akşamın konusunun başlığı. Soruyoruz dinleyicilerimize, kimi tebrik ediyorsunuz? Neden tebrik ediyorsunuz acaba diye mesajlara bakmaya devam ediyoruz. Kesinlikle kendimi tebrik ediyorum diyen var mesela. Kendi kendini tebrik eden çok kesinlikle insan var. Demek ki biz insanları yaptıkları işlerde eğer başarılılarsa yeteri kadar tebrik etmiyoruz, takdir etmiyoruz. İnsanlarda böyle bir beklenti oluşuyor ki kendi kendini tebrik eden çok insan var. Ya bugün şunu yaptığım için kendimi tebrik ediyorum, bunu yaptığım için kendimi tebrik ediyorum diye. Mesela Burcu'yu kimse tebrik etmemiş. Diyor ki kesinlikle kendimi tebrik ediyorum. Bugün müşterilerime göstermiş olduğum sabrım ve güler yüzümden dolayı kendimi alkışlıyorum hatta diyor. O derece diyor yani. Yani güzel bir şey tabii. An İnsanın kendini de takdir etmesi güzel bir şey. An itibariyle artık gülümseyemiyorum bile diyor. Ya o derece artık yoruldun ve bunaldın. Evet evet, böyle sürekli gülümseyince insanın çene kasları ağrır ya. Ama mesela bizde de hiç öyle bir şey olmuyor. Mesela yayın bittikten sonra sen hiç kendi kendini tebrik ediyor musun? Kendi kendimi ediyorum tabii canım. Ben odama kapanıyorum ya böyle bir 5 dakika. Ne
kendi kendime, kendi kendime tebrik ediyorum. Ondan sonra işte böyle kritik yapıyorum kendi kendime. Onu öyle demeseydin diyorum. O taraftan şey diyorum ondan sonra. Yok yok onu dedin iyi oldu falan diyorum. Böyle konuşuyorum. Ben manyak mıyım? Niye kendi kendime tebrik edeyim ya? Şimdi bir dakika, dinleyicimiz kendi kendine tebrik etti. Manyak mı peki? Bence, olur mu öyle şey? Bence hafifcen sıyırmış yani. Hayır canım, olur mu öyle şey ya? Hayır, kendi kendimi niye tebrik edeyim canım yayından çıktıktan sonra? İşte bugün çok iyi bir yayın oldu ya, helal olsun bana falan, işte çok konuşulacak, ses getirecek bir yayın yaptım falan. Yok, diye. Yok hiç ben böyle bir şey demem ama hani neticede hasbelkader program ortağı ise belki senden öyle bir şey geldi diye bekliyorum. Sen de böyle kaçtım ben diye gidiyorsun ya. Akşamları mı diyorsun? Ha, akşamları diyorum ha. Ben seni çıkışlara tebrik ederim. Çıkışlara tebrik et. Ha, bu akşam edeyim mesela. Yok, bu çok sipariş gibi olur, olmaz. Bir üç gün ha. Geçsin ben unutayım, ondan sonra et. Hafta edeyim. 4 yıllık üniversiteyi 8 dönemde bitiren Muharrem İnce'yi bu yüzden aşağılamaya çalışan salak trolü tebrik ediyorum. Ya adam hakikaten böyle yazmış ya. 4 evet. Yıllık fakülteyi 8 dönemde bitirmekle övünen Muharrem. İzotop CHP diye de altına yazmış. Sonra hemen sildi mesajını. Bu gerizekalı izotop ne desem mesela, ne diyecek acaba? Yani bir sene 2 dönemden oluşuyor üniversitede. Dolayısıyla 4 sene 8 dönem. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu aydınlatıcı diye. Bilgiden ötürü gerçekten tebrik ediyorum. Bak ya, bu benim aklıma gelmemişti. Sen söyledin, iyi oldu yani. Doların kendisini tebrik ediyorum. Nereden nerelere geldi? Kolay değil bu sonuca ulaşmak. Bak, doları da tebrik ediyor yani. O net da olabilir, doğru. Hiç onu mesela düşünmüyoruz. Ama bence o dolar bir yere gelmedi. Sıkıntı orada zaten. Dolar durdu. Biz aşağı doğru indik. Yani dolar değerlenmiyor. Bizim paramız değer kaybediyor. Zaten sıkıntı orada. Ya dolarda böyle bir aşırı değerlenme falan olmadı. Ama artık durdu yani. Dünya paraları karşısında bir değer kazanmadı. Bizim paramız değer kaybettiği için böyle dolar bizde yükselmiş gibi göründü. Güzel konuştun, çok iyi bağladın. Çünkü hiçbir şey anlamadım ben sonunda. İzotop. Evet. Ortaokulda müzik öğretmenine not istemek değil, bir flüt bulup hazırlanayım, sözlü yapın demek için gittim. Flütüm yoktu. Bağırmaya başladı. Sözlü yapmadan sıfır yazdı. Semahat Hoca, müzik kariyerimi başlamadan bitirdin. Tebrik ediyorum. Şu an mı öğrenci kendisi, eski bir anısı mı bu? Yok, bence bir anısı herhalde. O müzik kariyerimi dediğine göre demek ki başka bir kariyer yapmış. Müzikte kariyer yapamadım onun yüzünden diyor. Flüt yüzünden mi? Yok, Semahat Hoca yüzünden. Aşkım flüt yokmuş. İşte flüt olmayınca ama Semahat Hoca gel falan diye bağırmış böyle. Flütü olmadığı için bağırmış, ondan dolayı öyle olmuş yani. Bir kez daha kendimi tebrik ediyorum. Bindiğim her toplu taşımada oturuyorum. Ne oluyor, nasıl oluyor, ne dolaplar çeviriyorsunuz anlamadım. Hayır, oturduğum yerden de büyük resim görünmüyor. Koridor diyor yani. Koridor tarafında oturunca büyük resim görünmüyor evet. Tabii. Böyle bir problem var yani. Şampiyonlar Ligi finalinde. He. Ama Gerrit Bey golcü değil ki diyen Ömer Üründül'ü oyuna girdikten 3 dakika sonra yanıltan, takımının 3. golünü attıktan sonra tamamen susturan Bey'i tebrik ediyorum. Diyor. Evet, gerçekten Gerrit Bey bir o işe yaradı hakikaten. Ya biz yine Sergio Ramos'tan nefret ediyoruz ayrı ama hocam o Gerrit Bey'in golü neydi yalnız ya? Ben o golün... Sonunda takdir edeceğim şey buldum. Yok, orada ne diyeceksin yani, tabii ki takdir edeceksin. İnanılmaz bir gol gerçekten evet. De. Ben o golün değişik dillerde, şimdi tabii Şampiyonlar Ligi finali olduğu için böyle sayısız işte kanalda yayınlanıyor. Evet. Her dilde, farklı dilde bir o gol anını vermişler. Spikerlerin çıldırma anlarını vermişler falan. Hepsini dinledim sonra döndüm bizimkini dinledim. Böyle bak bir ses geliyor. Oo, Ömer Üründül. Ya nasıl maç anlatıyorlar adamlar biliyor musun? Acayip böyle coşku bilmem ne falan, gol hayret verici bir şey. Bizimkilere bakıyorsun böyle. Ya Allah, yıl olmuş 2018, hala mı Ömer Üründül ya? Allah uzun ömür versin, sağlık versin falan tabii canım, ama. Tabii. Yani Ömer Üründül, yani Ömer Üründül yorumlaması olmuyor mu ya? Olmuyor mu yani? Mesela TRT'nin kendisiyle böyle bir anlaşması mı var mesela 100 yıllık? Yani TRT 100 yıllık mı yapıyor anlaşmaları, ben anlamıyorum ki. Ya belki takdir ediliyor yani, bilemezsin ki. Belki de çok seveni var. Hayır, daha bir beteri var. Dünya Kupası geliyor. Dünya Kupası'nda TRT yayınlayacak. Ne yapacağız? TRT mi yayınlayacak? TRT yayınlayacak diye biliyorum ben. Ve yorumcu muhtemelen... Olması gerektiği gibi. Bu haber Zeitung olacak
o kadar tuhaf. Haberi yapanları tebrik ediyorum. Ne haberiymiş? Amerika'yı TL korkusu sardı. Ya evet, ben onu duymuştum. Vatandaşın dolar bozdurması dünyada para sisteminin değişmesine neden olabilir. Onu öyle anlatıyorlar. Bir Amerika'da bir kuruluş varmış. Haber yapmış bu arada haberi. Tabii yani, görüntüsü var onun. Tabii tabii, tahmin ediyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim dedim yani. Evet evet. Gerçekmiş hakikaten, böyle bir haber var. Şey değil yani, böyle uydurma, asparagas, zaytun falan değil. Mustafa Koç'un cenazesinde toplanan parayla 10 bin kız öğrenciye 3 yıl burs verme kararı alan Koç ailesini tebrik ediyorum diyor. Erdi göndermiş. Böyle bir şey olmuştu, hatırlıyor musunuz? Evet. Sivrisineklerle yeteri kadar mücadele etmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Allah Allah. Evet. Sivrisineklerle mücadele şart. Şimdi şöyle bir tweet var. Şimdi ona bakacağım ben de. Antalya Muratpaşa Belediyesi atmış bu tweet'i. Diyor ki, sevgili komşularımız, sivrisinekler vızıldadıkça kulaklarımız çınlıyor. Ama sivrisinekle mücadele Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanındadır demişler. Muratpaşa Belediyesi diyor ki, yani benden dolayı değil, onlardan dolayı diyor. Evet, benden dolayı değil diyor, senden ötürü diyor. Ben de evet, sivrisinekle mücadele etmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Bravo. Bravo, yanlarındayım. Diğer belediyelerde inşallah örnek alırlar. Doğadaki sivrisinekleri katletme çabanız nedir ya? Allah Allah, benim anlamadığım yalnız bu geçen sene miydi, ondan önceki sene miydi? Antalya Büyükşehir Belediyesi sivrisineklerle uydudan falan mücadele edecekti yani. Uyduyla mücadele vardı sivrisineklerle, öyle bir şey vardı Antalya'da yanlış hatırlamıyorsam ben. Evet, bir şey vardı. Evet, öyle bir şey vardı. Neyse, Antalya Belediyesi şu anda daha büyük hizmetlerle meşgul olduğu için bu sivrisinekle böyle ufak tefek şeylerle uğraşmıyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle ki, şimdi bu, hatırlıyor musunuz hani bu Hülya Koçyiğit'in zaman zaman böyle Cumhurbaşkanı ile ilgili böyle çok sevgi dolu sözleri falan çıkıyor. Böyle ara ara nüksediyor falan. Evet. Bu en son nüksettikten sonra ortaya çıkmıştı ki damadı bu Antalya Konyaaltı sahilinin işletmesinin ihalesini almıştı. Hatırladınız mı? Öyle bir haber çıkmıştı, hatırladınız mı? Ha, işte unuttuysanız şimdi yeni bir gelişme var, buradan hatırlarsınız belki. Ve neden sivrisineklerle uğraşılmıyor bunu da anlarsınız tahmin ediyorum Antalya'da dinleyenler. Şimdi burada Konyaaltı sahil projesinde 70'e yakın kiraya verilebilecek işletme yapılmış. Yeni böyle işletmeler. 70'e yakın. Evet, 70'e yakın. Belediye buranın tamamını yıllık 8 milyon 500 bin liraya kiraya vermiş. Alkoçlara, bu işte şeyin damadına. Alkoçlar'da bir işletmeyi 1 milyon 600 bin liraya kiraya veriyormuş. Bir tanesini kar yani. Kar etmesin mi yani? Etsin tabii. Yani karsız mı yapacak bu işi? Hayır, şimdi 70 işletmeye belediye 8,5 milyon alırken sadece bir işletmeden yıllık 1 milyon 600 bin lira. Yani güzel ticaret. Serbest ekonomi diye bir şey var. Efendim? Serbest ekonomi diye bir bu, şey var. Bu serbest değil, bu Greco-Roman yani, bu serbeste girmez. Bu baya böyle 2 puan da değil, bu epey tuş bu yani. Bak 70, bu doğruysa tabii, şimdi böyle bir bilgi geldi Antalya'dan. 70'e yani 70 tane iş yerini yıllık kirasından 8 milyon 500 bin lira alıyor belediye. Alan şirket bir tanesinin yıllığını 1 milyon 600 bin liraya veriyor. Çarpı 70 yap. Basit ben matematik. Ben şimdi 70 ile çarpma mı? He? 70. 7 kere 6 42. 112 milyon lira mı yapıyor? 112 milyon lira yapıyor. Hepsi 1.600'den giderse. De ki hepsi 1.600'den gitmedi. Mantıksız duruyor ama, söyleyeyim, mantığa ters duruyor. Yuvarlak hesap 100 olsun. Geçtim. 80 olsun. 30 da benden, 50 milyon olsun. 50 milyon olsun. Gelir elde edilecek olan yıllık gelir. Belediyeye 8,5 milyon verip 50 milyon mu kazanıyormuş yani şey şirket? Olabilir mi böyle bir şey yani? Olamaz bence. Bence de olamaz. İki katı olabilir. Bunu Antalyalı sivrisinekler araştırsınlar bence. Hazır mücadele de edilmiyor. Evet. Neyse, dur bakalım yani, böyle bir bilgi var herhalde, bunun haberi çıkar. Eğer böyle bir şey varsa gerçekten de. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum. Evet. Gökçek'ten sonra Ankara'ya deniz getirdi, bildiğin yüzüyoruz. Ama önceki dönem
dönemde oldu. Hayır, önceki dönemde altyapısı hazırlandı. Şimdi kaymağını bu belediye başkanı yiyor. Ha, lütfen diyorsun. Sevgili Ankaralılar, bu tebriki hak eden şu andaki belediye başkanı değildir. Önceki belediye başkanı size bu altyapıyı sağladı, lütfen. Haksızlık edip emekleri göz ardı etmeyiniz. Adamın bu kadar yıllık emeği var. 23 sene mi 25 sene mi ne? Evet, bayağı var, doğru. Ama 25 sene de yapmış gerçekten ya. Yani içine... yani şey olmuş, hani Ankara'nın içine bayağı böyle deniz getirecek kadar bir altyapı sistemini kurmuş. O manada söylüyorum. Şimdi bu akşamın yarışmasını yapalım mı? Bir dinleyicimize yine Daikin'den klima indirimi hediye ediyoruz. Evet. İstediğiniz bir Daikin klimayı %32 indirimle alacaksınız. 32 derece. Evet, 32 derece. Bugün sabah neresi için 32 demiştik? Diyarbakır'dı yanlış hatırlamıyorsam. 32 dereceydi, %32 indirim. Yok, Adana'ydı, özür dilerim. Adana bugün 32 dereceydi, tahmin öyleydi. %32 indirim armağan ediyoruz bir dinleyicimize. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bir soru soruyoruz. Sorunun doğru yanıtını adınız, soyadınız ve adresinizle birlikte yarışma@niyatsadar.com adresine gönderiyorsunuz. Doğru yanıtı gönderen, 50. e-postayı atan dinleyicimize de bu %32 indirimi armağan ediyoruz. %32 epey büyük bir indirim. Evet. Bir de şimdi sıcaklar da geliyor. Hemen sıcakların basmasından, başlamasından önce de yeni bir klima, bir Daikin klima gayet güzel olur. Peki sorumuz ne? Sorumuz da şu. Bugün ayın kaçıydı? 29 değil mi? Tamam. Bugün salı. Titanyum hava filtresi ile yüz gülümseten Daikin ürünü hangisidir diye soruyoruz. Bu büyük harflerle Daikin Türkiye'nin Twitter hesabında yazıyor. Aynen öyle. Daikin Türkiye'nin Twitter hesabına girdiğinizde en üstte sabitlenmiş tweet bölümünde de yanıtı görüyorsunuz takip zaten. Takip etmeniz koşuluyla. Evet, yanıtı yazıp gönderiyorsunuz. Doğru yanıtı gönderen 50. dinleyicimize %32 indirimi armağan ediyoruz. O arada biz bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Show Radyosu'nda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek. 7.20 dakika geçiyor. Saat salı akşamındayız ve devam ediyoruz yayınımıza. Soruyoruz dinleyicilerimize, kimi tebrik ediyorsunuz? Neden tebrik ediyorsunuz acaba diye. Tebrik ediyorum bu akşamın konusunun başlığı. soyadı Atar olan babanın oğlunun adını roket koymasını... Ya bu vardı değil mi böyle bir şey? Bu vardı. Biz hatta bunun üzerine konuşmuştuk böyle ilginç isimler diye falan da ondan sonra ne isimler falan çıkmıştı. Parasını ödemeden minibüsten inerken para isteyen şoföre olsun olsun önemli değil diyen teyzeyi. Fethiye'de başıma geldi bunu yaşadım diyor. Biraz sıktı galiba deyince giydikçe açılır diyen ayakkabıcıyı. Yer döşemesini kapıdan en uzak köşede bitirip dışarı çıkmak için kurumasını bekleyen fayansçıyı. Bunları tebrik ediyorum diyor. Cüneyt göndermiş. Güzelmiş yani. Bak diyor ki. Çok güzel Euroleague maç anlatımlarıyla bizlere adeta salonda maç izliyor hissiyatı veren İsmail Şenol ve Murat Muratanoğlu'nu tebrik ediyorum diyor. Evet, ben onları gerçekten tebrik ediyorum. Gidemediğim maçlarda baya böyle evden izlerken hakikaten oradaymışım gibi aynı hatta hissiyatı. Hatta oradan daha da böyle bir heyecan, farklı tabii, bir heyecan yansıtıyorlar. Aynı hissiyatla çok fazla abartmadan çok güzel bilgiler vererek özellikle işte Murat Muratanoğlu o kadar güzel bilgiler paylaşıyor ki keza İsmail Şenol da öyle. Tam tadında kıvamında. Aynen öyle. Keşke öyle bir ikiliyi Dünya Kupası'nda da TRT bulabilse de öyle tadında kıvamında anlatım olabilse. Onlar anlatsın. Valla bence daha güzel anlatırlar, ben sana söyleyeyim. Gerçekten futbol bilgilerine kadar bilmiyorum. Geçmişe dönük falan gerekebilir ama. Onu bilemem ama bence çok da güzel olurmuş yani. Ya ben Ömer Üründül ve yanındakinden iyi olacağına eminim de. Bence Mehmet Ayan anlasın. Mehmet Ayan yorum yapsa en azından ya, yandan konuşsa falan böyle. Konuşsa derken yani işte, düzgün konuşmasın. Genelden yandan konuşsa manasında mı? Hayır yorum yapsın yani. Hani şeyde spikerin yanında otursun. Mikrofonu açsınlar ama değil mi? Spikerin yanında otursun. Açsınlar tabii canım, yani açsınlar. Yani böyle spiker mikrofonla doğru değil. Ha yok. Gerçi Mehmet ona da alışık. Sabahları benim programa gelip sürekli benim mikrofona yandan konuşmaktan alışık yani. Ekranlardaki dizilerde
alkolü, sigarayı buzlu gösterip silahları, kavgayı, dövüşü, mafyacılığı, çatapatı, reis hacı gibi kavramları insanlarımızın beynine işleyen, kardeşliği, dostluğu çok vurgulamayan ve bunlar için hepimizin cüzdanından vergi toplayan Rütü'yü gani gani tebrik ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Bunu o göstermiyor. Kalanlar kanallar gösteriyor da. Evet, yani kanallarda bu şey vardır ya, hani bir laf vardır, çok güzeldir o. Kraldan çok kralcı derler ya. İşte bu televizyon kanallarında maalesef böyle bir durum var. Aman Rütük'te başımız derde girmesin falan diye. Ya adamlar, bak bu yeni bir şey de değil. Hani bundan belki 4 sene önce mi 5 sene önce mi, daha o zamandan zaten bizim bu noktaya geleceğimiz belliydi. Bir dizide böyle bir sahne var, işte bir salon var. Evin salonu. Evin salonunda da böyle şeyce de bir ev herhalde. İşte böyle hani zengin bir ailenin evi. Böyle şeyler var. Abajurlar falan var böyle. Güzel, böyle şık. Bir tane abajurun o sütun kısmı, yani o ortadaki kısmı kadın vücudu şeklinde. Adamlar onu buzladılar ya. ATV'de bunu buzladılar bak. İşte ceza nereden gelir belli olmaz diye. Abi buna ceza gelir mi yani? Ben ATV'yi seyrediyordum. Orada bir tane abajur vardı. Kadın vücudu şeklindeydi. Fena oldum yani. Abajura. Neler duyuyoruz Nihat'cığım? İşte biliyorum, tamam, ama bu senin bunu yapan adamın sapıklığı ve tabii onun yanlışı yani. Ya bu şey onu buzlamana gerektirmiyor. Böyle saçmalık olur mu? Aydın Ege'nin en güzel havasına, suyuna ve bitki örtüsüne sahip iliydi. Diyor bir dinleyicimiz. İliydi. Yaklaşık 10 yıldır süregelen jeotermal elektrik üretim tesislerinin uğrak yeri haline geldi. Önce Germencik ve İncirliova'ya kuruldu. Sonra orada dünyanın en güzel incirleri yetişiyordu. Bitirdiler. Aydın merkezde hava kirliliği, çürük yumurta kokusu tavan yaptı. Burada aç parantez, gerçekten bir dönem Aydın'dan gelen haberleri takip ettiniz mi bilmiyorum. İnsanlar isyan ettiler hakikaten de bu jeotermal santrallerinden gelen kokudan dolayı. Yeni 9 aylık bebeğim var. Onu İzmir'de kayınvalidemlere gönderdim. Yeter ki kirli hava solumasın diye. TÜİK verilerine göre Aydın'da son 5 yılda kanser vakaları %48 artmış. Bak, TÜİK verilerine göre son 5 yılda Aydın'da kanser vakaları %48 artmış. Velhasıl bu konuda sesini çıkarmayan valilik başta olmak üzere yerel belediyeler ve sus pus olmuş Aydın halkını tebrik ediyorum diyor. Ferit göndermiş. Bayağıdır konuşuldu değil mi? Özellikle çürük yumurta kokusuyla beraber çıktı ortaya. Jeotermal santrallerin çevreye verdiği rahatsızlık ve çevreye verdiği zararla ilgili de uzun zamandan beri konuşuluyor. Ancak bunu dillendirmeye çalışan insanların sesini kimse duymuyor. Basın görmüyor, yerel basın görmüyor. Yerel yönetimler de görmüyor. Ben Aydın'daki belediyelerin bu konuyla ilgili tepki verdiğini şahsen okumadım bir yerde. Belki ben atlamış olabilirim ama takip ediyorum bu haberleri. Orada hani halkın bir araya gelerek verdiği tepkiler var. Onlara da dediğim gibi yeteri kadar yer verilmiyor. Ancak örneğin o halkın arkasında belediyeler olsa, değil mi? O bölgedeki belediyeler sahip çıksalar çok daha fazla sesini duyarız. Bak mesela Çanakkale'de, Çanakkale'nin içme suyunun olduğu bölgede bir maden kurulmaya çalışılıyor. Maden açılmaya çalışılıyor. Çanakkale'liler ve Çanakkale Belediyesi birlikte protesto gösterileri düzenliyorlar, eylemler düzenliyorlar, birlikte yapıyorlar. Çünkü o suyu herkes içecek. Çanakkale Belediyesi'nde çalışanlar, onların aileleri de o suyu içiyorlar. Aydın'daki belediyelerde çalışanlar, onların aileleri o havayı solumuyorlar mı? Niye aynı tepki hassasiyeti göstermiyorlar diye insanın hakkında bir soru geliyor. Senin aklına da çok soru geliyor ya. Evet, o da doğru ya. Ya bir soru gelse neyse, iki gelse neyse. Ama konuşurken soru oluşuyor. Sürekli. Ona da bir şey yapamıyorum ben yani. Tavlada 3-0 yenilirken oyunu 5-4 alan kocamı tebrik ediyorum diyor. Dilek göndermiş. Dileğin durumu bizim Candaş'ın durumu. Hayda. Tavlada 3-0 öndeyken, 4-0 öndeyken. Olayı nereden nereye taşıdınız Nihat Bey? Vallahi öyle, şimdi Dilek'le aynı kaderi paylaşıyorlar, yapacak bir şey yok. Bence bir karşılıklı oyun oynarsınız. Evet. Bunu Instagram'a koyarız, biter. Yaparız canım, onu yaparız, ne olacak, ben kaçmadım ki bugüne kadar. Beyefendi kaçıyor, ayağım kırık, oram burada işte bozuk, bilmem ne falan. Ayağım kırık derken kırıldı adamın raporu var ya kapı gibi. Ya tavla oynayacağız, ayağının kırık olmasıyla ne alakası var?
gelemiyor ki. Çalışamıyor. Ben sana geleyim dedim. Oynayamam bilmem neyim falan filan. Yoğunum meşgulüm falan dedi yani. Adama dedin mi sana bir kolonya alayım da hastaneye ziyaretine geleyim. Kolonya. İlle varsa yoksa tavla oynayalım. İşte bana bilmem ne ısmarla. Sıkıntı şurada. Candaş Bey'i kolonya kesmiyor. Kolonyayla mı gelinirmiş? Bana bilmem ne parfümü getir falan dedi bana. Yurt dışından gelirken. Olabilir. Kolonya yerine. Hasta ziyaretine gidiyorum ben ya. Hasta ziyaretine doğru kolonya gider, çiçek gider, ne bileyim ben süt müt falan gider, öyle şeyler süt gider mi? Yani. He. Hastane... Sen hangi hasta ziyaretine süt götürdün? Abi niye hastaneye giderken ya da hasta evine giderken öyle şeyler götürülürdü eskiden. Süt götürülür. Süt götürüldüğünü biliyorum ben, evet. Ne süt... sütü ya? İtalyan sütü mü? Yok, kanguru sütü. Kanguru sütü. Zıplıyor herkes kanguru sanki falan ya. Bu İtalyan dönmüş şey bir şu. Bir haber varmış da Fox'ta. He. Şu köy tereyağı diye yediğimizde ithal çıktı diyor. Ha evet doğru. Altında menşe İtalya yazıyor. Evet, evet doğru. Köy tereyağı. Evet, İtalya'dan tereyağı ithal ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ama İtalya ya, yani öyle bir bağlantı. İtalya, İtalya. İtalya. İşte bak Mehmet Ayan'ı andık. Direkt ayarımız bozuldu. İsmi geçti. Gitti program yani. Evet. Ya ama buna niye şaşırıyorsunuz ki? Daha geçen Antep fıstığını ithal ediyoruz dedim ben. Şimdi çok saçma ya. Antep fıstığının ithal edilmesine şaşırmıyorsunuz da. Ben ona da çok şaşırdım. İtalya'dan tereyağı ithal etmemize mi şaşırıyorsunuz? Ya buna da şaşırıyorum yani. Aynı kazan hikayesi gibi oldu yani. Dolardaki sert düşüş ve Türk lirasının değer kazanması yüzünden Amerikan ekonomisinde yaşanan endişe ve korku dolu sürecin haberini veren A Haber'i tebrik ediyorum. Sahillerinde Amerika'nın nasıl titrediğini öğrendik. Şimdi biz onlara vize vermeyelim. Buyur. Kimlere? Amerikalılara. Veriyoruz. He? Vize veriyoruz zaten. Öyle mi, veriyor muyuz? Hayır, şimdi tam bu titretmişiz ya. İyice süründürelim manasında yani. Tam böyle şey bulmuşken oradan devam edelim diye söyledim. Kazananın ismini birazdan açıklayacağız. Dinleyicilerimize söyleyeceğiz ama ondan önce sizlere bahsedeceğimiz başka bir konu var. Opet'in kadın gücü projesiyle bir yeni sosyal sorumluluk projesi var. Aslında bu da tebrik edilecek bir proje. Aynen öyle. Tam da böyle şimdi anlattığımızda tebrik ediyoruz diyeceksiniz diye tahmin ediyoruz. Nedir bu? Şimdi her Opet istasyonuna en az iki kadın çalışan projesine başlamış. Ki birçok istasyonda zaten kadın çalışanlar var ama olmayanlarda da aynı zamanda. Evet. Şimdi Opet'in Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan kadın istihdamına yönelik başlattığı yeni sosyal sorumluluk projesinin ismi Kadın Gücü. Kadın Gücü. Evet, Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Opet işbirliğiyle Opet istasyonlarında kadın istihdamının artırılmasına yönelik hazırlanan projenin protokol imza töreni geçtiğimiz günlerde düzenlenmiş. Bu projeyle proje kapsamında istasyonlardaki insan kaynakları süreçleri gözden geçirilip her istasyon, her Opet istasyonunda en az iki kadın çalışanın olması hedefleniyormuş. Valla güzel yani, en az iki kadın bir de. Evet, evet aynen öyle. Ve market satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda kadınlara çalışma olanağı sunulması amaçlanıyor. Şimdi Türkiye geneline yayılmış Opet istasyonlarında hali hazırda 1541 kadın çalışan bulunuyormuş. O da güzel. Zaten kadın gücü projesiyle her Opet istasyonunda en az iki kadın istasyon çalışanı olmak üzere 2020 yılına kadar toplam 3500 kadın çalışanın daha görevlendirilmesi, bu sayının üzerine 3500 kadın çalışanın daha görevlendirilmesi planlanıyor. Yani toplamda 5000 civarında kadın istihdam gücü yaratılması planlanıyor. Evet, böyle başladı. Evet, böyle bir sosyal sorumluluk projesi var. Kadın Gücü diye ismi de böyle. Biz de bu sosyal sorumluluk projesini hem size aktarmak istedik hem de güzel, tebrik ediyoruz demek istedik. Değil mi? Bunu da tebrik etmek lazım. Evet, tebrik ediyoruz. Doğru. Tam konuya uygun oldu yani. Bu kadar akaryakıt zammına rağmen eskisi gibi protesto ediyorum diyemeyen Nihat Sırdar'ı tebrik ediyorum. Benim mesela ne yapmamı daha hani artı üzerine bekliyorsunuz? Yani benim kadar protesto eden, ki ben akaryakıtın fiyatını değil akaryakıta konulan vergiyi protesto ettim çok uzun zaman. Evet. Bununla ilgili eylemler yaptık. Bu eylemler yüzünden cezalar aldık. Bu vergiyle ilgiliydi. Evet evet, çok büyük cezalar aldık. Yani eskisi gibi yapamayan derken o cezayı, çünkü yani o maddeden bir ceza daha alınca programın yayınlanmama riski var. Ama mesela bu arkadaşımızın ismi Enis. Mesela Enis eğer bir protesto yaparsa, örneğin çırılçıplak soyunup mesela sokakta, İzmir sokaklarında koşup
protesto ediyorum falan derse mesela, ben bunu, ben buna yer veririm. Yani Enis de bir şey yaparsa hani ben de katkıda bulunurum. Evet, bu çeşitli çünkü yapılan protestolarda böyle evet, yüz binlerce liralık cezalar oldu. Yani dinleyicilerimiz o kısmını belki bilmezler, bilmeleri de gerekmez ama. Enis çıplak koşarsa öyle bir ceza olmaz. Yani o kadar büyük ceza olmaz yani. Kabahatler kanunu ucuz çünkü, biliyorum onu. O bir sıkıntı olmaz ama ben yer veririm. Yani o da bir şey yapsın, ben de bir şey yapayım. Birlikte yapalım yani. Ülkedeki düğün lobisini tebrik ediyorum. Düğün lobisi mi? Bence de böyle bir lobi var, düğün lobisi kesin. O şey altınlarla ilgili mi? Yok hayır, o ayrı. Onlar ayrı, altın lobisi o. Düğün lobisi ne yapıyor? Düğün lobisi bu işin de düğün salonu sahiplerinin olduğu. Ondan sonra bu davulcuların, zurnacıların, orkestra ekiplerinin falan olduğu. Şimdi artık DJ'ler de katılmış onlara. Limonatacıların, pastacıların olduğu. Ne yapıyorlar en lobi oluşturuyor? Gelin araba süsleyen çiçekçilerin olduğu. Bunlar birlikte hareket eden gizli bir örgüt. Gizli örgüt hem de. Tabii, ama aynı. Açıkta yapıyorlar düğünü. Hayır, açıkta yapmıyorlar düğünü. Seni düğün yapmaya teşvik edici şeyler, organizasyonlar algı operasyonları yapıyorlar. Algı operasyonları da düğün yapmaya teşvik edici. Tabii tabii, lobi. Mesela kasa gelip bir düğün yapasın oluyor mu senin? Lobi, hayır öyle değil yani. Düğün yapmaya niyetin yoksa bile bu lobi sayesinde düğüne doğru yöneliyorsun. Lobi. Tabii tabii. Abi ya onu yapmışken sen şunu da yapsan zaten ne olacak, onu yapmışken falan diye. Lobi faaliyetleri böyle oluyor. Birinci köprü Avrupa Anadolu tarafı, köprü çıkışı yolu polisler kapattı. Öyle mi? Ha, dün akşam da olmuştu. Dün akşamki Cumhurbaşkanı'nın geçişi yüzündenmiş. Cumhurbaşkanı Üsküdar'a kısık diye gelmiş galiba. O nedenle yol kapatılmış. Bugün İstanbul'da kim var? Bugün... şey vardı. Cumhurbaşkanı vardı. Partinin aday tanıtım toplantısı vardı. Ha, o zaman demek ki yine böyle bir protokol geçti. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın geçişi sebebiyle birinci köprü tarafında ne istikameti demiştin sen? Avrupa Anadolu tarafı diyor dinleyicimiz. Köprü çıkışı demiş. Ha, köprü çıkışında yani yine böyle bir protokol geçişi var. Protokol geçişi var. Bu nedenle bazı yollar trafiğe kapatılmış. Haberiniz olsun. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek için canla başla çalışan, ekmek yemeyin, şeker yemeyin diye bas bas bağıran Canan Karatay hocaya inat, ekmek, şeker, kebap, hamburger, patates, pizza, kola tüketmeye devam eden Türk halkını tebrik ediyorum. Şimdi bu ekonomi nasıl dönecek? Yani bu insanlar bunları yemesinler mi? Bunların hiçbirini yemeyelim. Yani taş mı yiyelim? Bu firmalar ne yiyecek yani? Tabii işte bak, bu da gıda lobisi. Bunlar da böyle çalışıyor. Abimin yanında senin kardeşin çok Kadir Şinas diyen Nazan ablayı tebrik ediyorum. Argo elden gidiyor. Ya bunu böyle her yazdığınızda benim adamın suratı aklıma geliyor da. Zaten herkes ona gülüyordur yani. Benim Alanya'dan yola çıkarak 39 kilometre 850 metre yol yapıp iş yerine vardığımda yazar kasanın fişini takıp çalıştırmama sebep olan mükellefimi tebrik ediyorum. İş yeri 151 metre daha uzakta olsa kilometre yazacağım. Şimdi ben de tam anlamadım onu. Benim Alanya'dan yola çıkarak 39 kilometre 850 metre yol yapıp. Ha, 39 neyse 40 kilometre yol yapmış, evet. He. İşte yani 151 metre daha uzakta olsa kilometre yazacağım diyor. Bak, bir kilometre daha yazacaktım diyor, evet. Ya nedir, 150 metrenin lafını mı yapıyorsunuz, ben anlamadım ki burada nedir ya. Evet, sonra ne olmuş yani? Bir 151 metre daha olsa kilometre yazacağım ona diyor. Yani bir kilometre başına para yazıyormuş galiba. Bak, 39'u yazdın 40'ı yazamadın diye mi sorun? Evet evet. Bir tur atsaydın binanın çevresinde. 150 metre dediğin nedir ya? İşte ben de aynı fikirdeyim de. Ha, konu ne, onu da anlamadım yani. Yoktan var edilen sahnesinde sezon boyu mutluluklar sunan baba sahneyi tebrik ediyorum. Tabii, baba sahne. Perde hiç kapanmasın diyor bir tiyatro sever dinleyicimiz. Biz baba sahneden yayın da yaptık. Açıldığı tabii zaman hatırlarsanız ben orada gösteri de yaptım. Bir Baba Hamlet ödüller alıyor bu sezon. Tiyatroda çok önemli ödüller aldılar. Biz tebrik ediyoruz gerçekten hepsini. Bütün oyuna emek veren ve baba sahneye emek verenleri. Başta Şevket olmak üzere yani. Ben Şevket derim yani. Şevket. Beraber büyüdünüz herhalde siz. Şevket abiyle.
Vallahi ellerine sağlık ya, ne emek sarf etti değil mi? Bari şey yap, sevgili Şevket falan değil mi? Sevgili yani? Şevket. Saygılı Şevket. 31 Mayıs 1 Haziran oyunlarına yer kalmamış bu arada. 8, 9, 21, 22 ve 23 Haziran için biletler satılıyormuş. Evet. Bir Baba Hamlet için haberiniz olsun. Bir Baba Hamlet. Evet, aynen öyle. Bu arada biz de yeri gelmişken bizi Beylikdüzü'nde dinlemekte olan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. 5 Haziran'da da biz Beylikdüzü'ne geliyoruz. 5 Haziran akşamı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bütün Gazlar Toplandık isimli gösterimizi sahneliyoruz. Evet. Beylikdüzü'nde yaşayanlar, bizi dinleyenler, Beylikdüzü'nde Düzünü il yapmak için o gösteriyle birlikte çabamıza başlıyoruz. İlk orada başlıyoruz yani. Sonra ayın 7'sinde bu kez Mecidiyeköy tarafına geliyoruz. Mecidiyeköy'de Trump Kültür Merkezi'nde yine bütün Kazlar Toplandığı oynuyoruz. İki gösterinin de biletlerini Biletix'ten temin edebiliyorsunuz. Trump Kültür Merkezi'nin gişesinde de biletler var. Beylikdüzü'nde eğer kalırsa tabii gösteri günü de bilet satışı olacak, onu da söyleyelim. Ayrıca evet. Atlamayalım, demin Bir Baba Hamlet dedik, Murat Akkoyunlu'ya da selam olsun. Ha, Murat Akkoyunlu zaten değil mi? Afife ödüllerinde mi kazandı en iyi erkek oyuncu ödülünü bu sezon? Bence her oyunda her yerde kazanabilir. Ya müthiş oynuyor zaten Murat, gerçekten müthiş evet. Oynuyor. Birçok ödül aldığını biliyorum ben ama yanlış hatırlamıyorsam Afife ödüllerinde de en iyi erkek oyuncu ödülünü Murat Akkoyunlu aldı diye yanlış hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyorsan da. Evet. Reklamdan sonra düzeltmen gerekir en iyi ödül alan kimdi diye. Tamam, ona bakarız, hemen düzeltiriz gerekirse. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim. Show Radyosu'nda devam ediyor. Maksimum'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Salı akşamındayız. Yayınımızın artık yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Tebrik ediyorum bu akşamın konusunun başlığıydı. Ankara'dan gelen tebrik mesajları çoğunlukta, onu söyleyelim. Belediyeyi tebrik eden dinleyicilerimiz. Tatile gitmemize gerek kalmadı. Sahillerinde denizi de burada gördük. Ayağımıza kadar geldi artık, niye gidelim diyen dinleyicilerimiz fotoğraflarla, videolarla bu mesajlarını, gönderdikleri mesajları süslemişler, göndermişler. Tabii ki bu altyapıyı hazırlayan belediye başkanlarını unutmamışlar. Tabii. Onu da bol bol anarak mesajlar gönderiyorlar. Ama ben baktım kendisinin bir paylaşımı var mı diye, yok. Hani bir ne bileyim ben işte, iyi yüzmeler, işte efendim tadını çıkarın, bak şurada da böyle yaptık falan gibi hiç öyle bir şey yazmamış Melik Gökçek. İlgilenmiyor yani. Bu kadar da mütevazı bir insan. Hiç üstlenmiyor da yani. Hani ben yaptım. Benim sayemde falan, şöyle bir şey de yok yani. Ben de seni tebrik ediyorum. Ne için? Hafızandan dolayı Afife Jale ödüllerinde Murat Akkoyunlu en iyi erkek oyuncu ödülünü almış. Ha, değil mi? Doğru söylemişim. Evet. Yani. Evet. Murat Akkoyunlu'yu bir kez daha tebrik edelim biz. Milli maçta attığı iki klas golle galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun Paşa'yı gönülden tebrik ediyorum diyor. Ha, ben de Murat Akkoyunlu milli maçta gol mü attı diyecektim ya. Murat Akkoyunlu mu? Ya Murat Akkoyunlu'nun arkasından böyle devam ettin ya. Ben dedim milli maçta attığı iki golle Murat Akkoyunlu'ya. Yok yok, Cenk Tosun'u diyor ya. Az önceki yarışmanın galibini de hemen söyleyelim. %32 indirim kazanan dinleyicimizin ismi. Cenk Tosun oldu. Gerçi İngiltere'de çok ihtiyacı olmaz ama. Türkü Su Kayabaş göndermiş İzmir'den. Kendisi %32 indirim kazandı. Yani %32 indirimle alacak dilediği Daikin klimayı. Onu da söyleyelim. İzmir epey bir sıcak olur bu yaz. O sıcaklarda bu şekilde ferahlar, serinler diye düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Ve geliyoruz programımızın sonuna. Artık veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Yarın sabah 7'de ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Güle güle.